Hepimize geçmiş olsun. Ali İbrahim, kızın nasıl? Senin kızın öldü. Karımı soruyorsan, hayatta çok şükür. Ama ona yapılanlar yüzünden çok insan ölecek. Fikret, Davut'u ara. Hakan'ın babasını oraya getirsin. Oraya derken? Siz burada kalın. Zeynep ameliyattan çıkana kadar dolmuş olur. Halil İbrahim. Bak Zeynep'i beklerken bin... Döneceğim dedim Fikret. Şuradan gel kardeşim. Ben de alayım. Kardeşim sen burada beni bekleyeceksin. Neyi bekliyorum Halil? Ölmeli mi? Hakan'ı getir dememi bekle kardeşim. Davut'la Şota biraz sonra getirecekler onu buraya. Tamam da nasıl diyeceksin Hakan'ı getir? Silah sesleri kesildiğinde anlarsın kardeşim. Aslan be Halil İbrahim, kıvırcık saçlarına
kar düşmüş uçlarına, dağın yamaçlarına, yaslan be Halil İbrahim. Kıvırcık saçlarına, kar düşmüş uçlarına, dağın yamaçlarına, yaslan be Halil İbrahim. Saçlarına ak düşmüş uçlarına, dağın yamaçlarına, yaslan be Halil İbrahim. Kıvırcık saçlarına, kar düşmüş uçlarına, dağın yamaçlarına, yaslan be Halil İbrahim. Oh.
Nihat Marten sinir krizleri geçirip intikam yeminleri ediyormuş diye duydum. Buyursun gelsin. Ya da olduğu yeri söylesin. Ben gidip oğluna yaptığımı ona da yapayım. O da biraz ağır olmuş diye duydum Şota'dan. Zeynep burada olmasaydı sadece oğluyla kalmazdım. Onu da gebertirdim. Neyse. Bir dahakine artık. Benim acelem yok Fikret. Bana verebileceği zararı verdi. Yazık oldu. Sen gelene kadar benim bütün ailem hayattaydı. Ölümün benim elimden olacak. Umarım senin ölümün benim elimden olmaz. Umurumda olan tek şey Zeynep'in üzülmemesi. Gerçi sana pek birinin üzüleceğini sanmıyorum. Ha. Ama sen yine de uzak dur benden. Hadi. Haydi. Haydi. Tamer. Haydi. Tam da beklediğim adam geldi. Gelsin de bir baş sağladı diyelim. Seninki geldi. Benimki değil Dursun. Nedim'ininki. Hadi bu sefer de desin benim alakam yok diye kardeşine. Haklı konu. Geç. Nihat Bey, olay çıksın istemiyoruz. Ortalık yeterince gergin. Siz de daha fazla gerginlik çıkarmayın, lütfen. Yeğenimin cenazesine geldim. Bir dua niye insanı gersin? Assubayım, son vazifemizi yapalım, gidelim. Vallahi ben diyeceğimi dedim. Adamlarınız geride kalsın. Çünkü biz müdahil olursak sert müdahale ederiz. Musa, duydun. Tamamdır efendim, sorun yok. Ne yüzle geldi buraya bu? Yüzsüz. Sen o kanlı ellerinle dua okuyup bir de utanmadan yüzüne mi sürüyorsun? Zeynep. Utanmaz herif! Zeynep. Hem başın sağ olsun. Hem de geçmiş olsun yeğenim. Geç dalganı geç. Oğlun Yılmaz'a da söylemiştim öldüğünü göreceğim diye. Şimdi sana da söylüyorum, duydun mu? Öldüğünü göreceğim. Nedime, kardeşim, seni en iyi ben anlarım. Evlat acısı nedir en iyi ben bilirim. Başımız sağ olsun. Yapabileceğin bir şey var mı? İki tane daha evladım var. Onları da öldürmek istersen, buradalar bak. Acılısın. Acın dindiğinde dertleşelim. Rızvan, taziyeye gelmek isterim. Hangi evde olursun? Elbette Tuncay'ımın yaşadığı evde. Bekliyorum. Muhakkak bekleriz. Seni bizzat ben ağırlayacağım. Söz. Utanmadan sırıtıyorsun bir de.
Defol git. Defol hayatımızdan, cenazemizden, defol. Ben buradayım Zeynep. Hep burada olacağım. Geldim. Seni bulamadım. Ama sen beni bulmak istersen nerede olduğumu biliyorsun. Oğlunu parça parça ederken seninle ilgili neler anlattı belki bilmek istersin. Geleceğim. Kaçmazsan bekle beni, geleceğim. Beklerim. İki taraftan da bir sürü kan döküldü. Daha da dökülecek. Hala sevdiğin insanlar var. O yüzden geldim. Sayende bende hiç kalmadı. Yani benim kaybedeceğim hiçbir şey yok. Senin çok. Ben insanlara değer veriyorum. Onlara zarar gelince, onlara bir şey olunca üzülüyorum. Ama sen, ben oğullarını geberttikçe kaybedecek bir şeyim kalmadı diye seviniyorsun. Ben bunun üstüne biraz düşündüm. Kaybedecek bir şeyim kalmadı derken yalan söylüyorsun. Senin daha malın var, mülkün var, itibarın var Nihat Marten. Bu saydıkların Nihat Marten'in oğullarından bile kıymetli. Sen yanlış şeyleri Nihat'ın elinden almışsın Halil İbrahim. Bunu bana oğlunu satan baba mı söylüyor? Oğlumu yaşatan baba olarak söylüyorum. Senin beceremediğini başaran biri olarak. İyi. Buraya geldim. Yanlaşma, bir uzlaşma ya da bir barış yapmak için değil. Sana vurmaya devam edeceğim. Sillenin ne zaman, nereden geldiğini hiçbir zaman bilemeyeceksin. Göremeyeceksin Halil İbrahim. Sen benim oğlumun başını aldın. Ben de senin arkana saklanan, bana kafa tutan herkesin canını alacağım. Kurt sürüye daldı mı? Ne çoban bırakır, ne de itini. Senin de, köpeklerinin de benden kurtuluşu yok. Senin saltanatın bitti Nihat Marten. Bir dahaki cenazede görüşürüz. Hayırdır binbaşı? Beni niye çağırdınız buraya? Bunun ne işi var burada? Vallahi ikinize de sormak istediğim şeyler var. O yüzden buradasınız. Ayrı ayrı sorup devletin vaktini boşa harcamayayım dedim.
birbirinize hasımlığınızdan dolayı itiraf edersiniz. Ben de sizi adliyeye gönderirim. Sonra rahat rahat bir keyif kahvesi içerim diye düşündüm. Neyi itiraf edecekmişiz binbaşı? Allah komutanım, bizim hasımlığımız ikimizden biri ölmeden bitmez. O yüzden benim bu şahıs ile ilgili söyleyecek bir şeyim yok. Yapacak şeyim çok. Ne gibi paşam? Vallahi orasını zaman gösterecek. Kendisine de söylediğim gibi. Benim acelem yok. Şimdi binbaşı. Tekrar soruyorum. Beni buraya ne için çağırdınız? Çünkü devletimizin vakti değerli biliyorum ama ben de devletimize önemli katkıları bulunan ciddi bir vergi mükellefi olduğum için benim de vaktim bir hayli değerli. Ne o değerli olan merak ediyorum. Mesela bu hafta bölgede bir sürü silah deposu basıldı. Bunlar sizin mi? Kim söylüyor bunu? Bu mu? Ahali söylüyor. Marten ailesine ait diye. Ha, ahali. Ahali konuşur binbaşı. Belgen varsa sen de konuş. Yoksa müsaade. Bir dakika, bir dakika, bir durun ya. O ahali bu adamın sizin silah depolarını patlattığını da söylüyor. Ben sıradan bir vatandaşım komutanım. Ben nereden bilebilirim Nihat Marten'in depoları nerede? Ha bilsem jandarmaya ihbar ederim. Bana bak ulan zibidi. Seni zincire takar. Sokak sokak gezdiririm. Sen benim kim olduğumu daha bilmiyorsun. Ama öğreteceğim. Al bu zinciri. Bu lafını da unutma. Binbaşı, beni bir daha tutuklama emri olmadan çağırma buraya. Aksi takdirde seninle bununla konuştuğum gibi konuşurum. Nihat Marten, ben seni dışarı çıkabileceğin şekilde içeri almayacağım. Olmayan depolarında binlerce silah ile geçirildi. Şimdi sen bunu git, o olmayan ortaklarını anlat. Onlar da seni yaşatırsa gelip benimle istediğin gibi konuşuruz. O zincir ne paşam? Komutanım siz demediniz mi? Ben buraya adamı çağıracağım, öttüreceğim, kışkırtacağım, hata yapmaya zorlayacağım diye. Adam buz gibi hiçbir tepki vermedi ne silaha ne depoya. Ama oğlunun zincirine verdi. Senin meselen ne biliyor musun? Kendini hedefe koymak. Ya karınla ayrıldın, kafan rahat öyle mi? Bu adamlarla oyun olmaz. Sana o zinciri yedirirler koçum. Kim kimi yersin? Halil İbrahim abi. Tamam. Vermiş dayım. Affedin ne olur. Osman'dan af dilemeye gelmiş. Orasına bakacağız. Bizim Saftoş da hemen affetti. Öyle mi? Tutmuş kolundan getirmiş işte babası. Ne yapsın Turan? İyi. Ama söyle ona benden uzak dursun. Ben af maf tanım ama.
Tamam Serkan. Git Eda Nur'a. Nasıl yardımcı olabilirim? Emrindeyim diye kendine görev edin. Buranın patronu o. O ne derse olacak. Tamam. Tamam baba. Müsaadenizle. Davut, sen bu çocuğu daha önce hiç dövmemiş miydin? Niye ki? Ya ömrünce hiç dayak yememişti, bir kere de anladı. Ya da bir şey anlamadı, ileride o bizi dövecek. Ben ısrar etmedim derviş. Ben ona git dedim. Ama Hakan'ın yaptıklarını, yaptırdıklarını, sonra başına gelenleri öğrenince aklı başına geldi. Umarım aklı başımda kalır. Söylüyorum. Sonra oğlum deme diye. En ufak bir hatasında ne olacağını biliyorsun. Biliyorum Ali İbrahim. O da biliyor. İyi. Müsaadenizle. Jandarmaya gitsem babamı öldürürler. Biz kendimiz girsek oraya yine öldürürler. Tırnaklarını çektiler Ali İbrahim. Bana videosunu izlettiler. Fikret abiye de bir şey söyleyemedim. Yani tek bir ihtimal var. Öyle kalabalık giremeyiz. İkimiz eğer girersek babamı kurtarmak için bir şansımız olabilir. Sen daha önce girdin oraya, biliyorsun. Hadi yürü. Ne yürü? Gidip alalım da babanı. Hadi. Ciddi misin lan sen? Hala duruyorsun Yavuz. Abi, Yavuz'la Halil İbrahim çıktılar abi. Başka kimse yok abi. Sadece ikisi. Yok. Ben yapamayacağım Halil İbrahim. Neyim? Ben yalan söyledim Halil İbrahim. Yani babamı kaçırdıkları doğru. Eziyet ettikleri de doğru. Ama ben seni şu an tuzağa çekiyorum. Ölüme götürüyorum. Biliyorum Yavuz. Bilmediğimi mi zannediyorsun? Nasıl biliyorum? Ne demek biliyorum ya? Biz başka bir yere mi gidiyoruz şu an? Yok. Babanı almaya gidiyoruz. Yaşatmazlar seni Halil İbrahim. Halil İbrahim'i ver, babanı al dediler bana. Benim kaybedecek bir şeyim yok Yavuz. Seni kaybedecek bir ailen var. Karın var. Sen var ya, sen çok mert bir adamsın ha. Sen çok mert bir adamsın ve ben sana ihanet edecektim. Dön şuradan bir yerden. Dön gidelim Fikret abiyi alalım, tamam mı? Milleti de toplayalım. Gidelim bunlarla savaşalım. Çatışalım hepsiyle.
Sonra ne olacaksa olsun ya. Hadi. Eğer bana ihanet etmiş olsaydın seni öldürürdüm. Ama yine de giderdim. O işin artık bitmesi lazım. Eyvallah. Sağ ol. Geldiğimi söyleyin. Dursun Neto'yu sağ salim teslim etsinler. Ben de teslim olacağım. Geldiler mi Musa? Geldiler efendim. Halil İbrahim Dursun Neto'yu teslim edin. Teslim olurum demiş kapıdakilere. Ben bir şey anlamadım efendim. Peşlerinden gelen de yok. Kahramanlar ahmak olur Musa. Siz Dursun'u götürün verin oğluna. Alsın gitsin. Halil İbrahim'i de getirin. Ben ineceğim aşağı. Emredersiniz efendim. Yavuz. Ne verdiniz de bıraktılar bunlar beni? Beni. Yavuz. Babanı da al. Gidin buradan. Eyvallah.
erkeklik örter. Dağda kızıl ot biter. İçinde keklik örter. Eşkıyadan da beter. Osman be Halil İbrahim. Osman be Halil İbrahim. Kıvırcık saçlarına, kar düşmüş uçlarına, dağın yamaçlarına, yaslan be Halil İbrahim. Kıvırcık saçlarına, kar düşmüş uçlarına, dağın yamaçlarına, yaslan be Halil İbrahim. Aslan be Halil İbrahim. Kıvırcık saçlarına, kar düşmüş uçlarına, dağın yamaçlarına, yaslan be Halil İbrahim. Kıvırcık saçlarına, kar düşmüş. Seni zincire bağlayıp sokak sokak gezdireceğim demişti. Yaslan be Halil İbrahim. Üfrese dağı sarar. Kaçaklar arar, müfrese dağı sarar, dağda kaçaklar arar. Geçit vermez kayalar, hızlan be Halil İbrahim, hızlan be Halil İbrahim. Kıvırcık saçlarına, ak düşmüş uçlarına, dağın yamaçlarına, yaslan be Halil İbrahim. Kıvırcık saçlarına, kar düşmüş uçlarına, dağın yamaçlarına, yaslan be Halil İbrahim. Ne gülüyorsun lan? Yorma beni Halil İbrahim. Kimin için çalıştığımı söyle.
Ben de seni geberteyim. İşime gücüme bakayım. Benim işim seni yormak, Nihat. Madem çok güçlüsün, çok kudretlisin, öğrenseydin kim olduğumu. O binbaşı, o üsteğmen. Bunlarla bir şebekesin. Bunu biliyorum zaten. Ama kime çalıştığınızı bilmiyorum. Bak, kime çalıştığımızı söyle, bir tek seninle yetineyim. Öbürleriyle uğraşmayayım. Normalde beni öldürürdün. Buraya kadar getirmezdin. Demek ki ortakların tepene çöktü. Kim bunlar öğren diyorlar sana. Ama boşuna uğraşıyorsun. Sen akıllı bir çocuksun Halil İbrahim. Ama bir Dursun için kalkıp buraya gelip teslim olman hangi akla hizmet, onu da anlayacağız bakalım. Gel seninle bir anlaşma yapalım. Duydun mu Musa? Adamı zincire vurmuşum. Neredeyse kellesini koparacağım. Gel seninle bir anlaşma yapalım diyor. Tamam. Anlaşalım. Sen bana kime çalıştığınızı söyle. Sen kimsin? Üstlerin kim? Hangi kliksiniz? Söyle. Dile benden ne dilersen. Ha. Özgürlüğün hariç. Ben sana kim olduğumu söyleyeceğim. Kimlerle olduğumu söyleyeceğim. Sen de bana bütün ortaklarını, işbirliği yaptığın bütün ülkeleri anlatacaksın. Eğer bunu yaparsan, özgürlüğün dahil dile benden ne dilersen. Bana bunu iyice konuşacak hale getirin. Bana sonra haber verin. Getirin malzemeleri. Eşkıyadan da beter.
Osman be Halil İbrahim. Osman be Halil İbrahim. Yürü. Kıvırcık saçlarına, kar düşmüş uçlarına. Komutanım, biri bu tarafa geliyor. O bende, siz sağda kalın, ben solda. Tamam, yürü. Halil İbrahim. Kıvırcık saçlarına. Ahmet! Ahmet sensin. Kim var orada? Var orada. Dağın yamaçlarına. Aslan be Halil İbrahim. Halil İbrahim nerede? Senin ya. Aslan be Halil İbrahim. Aslan be Halil İbrahim. Kıvırcık saçlarına, kar düşmüş uçlarına, dağın yamaçlarına. Aslan be Halil İbrahim. Kıvırcık saçlarına, düşmüş uçlarına. Dağın birileri gelmiş. Lanet olsun. Yürü. Sen! Aç, 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 aç. Çıkın bakın oğlum dışarıya. Ne oluyor? Sen de elini çabuk tut. Aslan be Halil İbrahim. Kıvırcık saçlarına, kar düşmüş uçlarına, yamaçlarına. Aslan be Halil İbrahim. Alo. İyi misin? Nihat buradaydı. Aldınız mı? Buralardaysa bulurum ben. Sen iyi misin, onu söyle. İyiyim ben. Bir şeyim yok. Bir şeyin olmadığının farkındayız. En azından bir planının. Lan dallama gibi habersiz, plansız teslim olmak ne demek? Dayı sen niye geldin? Nihat iki adamıyla kaçtı. Nasıl elinden kaçırdın hocam adamı? Kurşun bitti. Dayı nasıl kurşunun bitti ya? Tek bir şarjörüm vardı. Onu da bitirdim. Ben nereden bilecektim Nihat kaçacak, 2-3 tane daha mermiye ihtiyaç olacak diye. Nihat nerede? Cehennemin dibinde. Daha değil. Nerede söyle? Bilmiyorum Halil İbrahim. Konuş lan! Bilmiyorum. Alo. Alo tamam. Bırak doğru düzgün soru sorun. Ah,
Ruslan, bana bak. Yaşamak istiyorsan bir şey söyle. Bizim meselemiz seninle değil, Nihat Marten'le. Bak, eğer bize yardım edersen Mecnun Binbaşı seni tanık koruma programına alır. Konuş. Yemin ederim bilmiyorum. Ama Davut'un oğlu Serkan'la sizi takip ediyor. Onun üstünden ulaşırsınız. Serkan üstünden bizi depoya çektiniz. O kadar silah yakalandı. Neydi amacınız? Üçünüzün bir olup olmadığını öğrenmekti. Musa, neredeler? Bir fikrim yok Halil İbrahim. Tek planım seni konuşturup ortaklarına teslim etmekti. Beni Musa'yla biraz baş başa bırakın. Belli ki arkadaş konuşkan biri. Bilirsiniz ben de dinlemeyi severim. Siz kaybolun. Oğuz, Alican'a yolda haber ver. Gelip alsın bizi. Emredersiniz. Nihat Marten itirafçı olduğumu bilirsin. Beni yaşatmaz. Bence de seni yaşatmazlar Musa'cığım. Devletimize boşuna yük olmayalım değil mi? Ama konuştuk komutanım. Üçümüzü yan yana gördün. Nihat'a konuşan bizi de konuşur. At silahını. Tamam. Tamam, sakin.
At. Tamam, tamam. Tamam. Buraya kadardı Nihat. Her şey buraya kadardı. Serkan nerede? İntihar etti. Onu da kullanıp bir kenara attın yani. Öyle mi? Sen şimdi bırak onu bunu da Halil İbrahim. Bir anlaşma yapalım seninle. Bir teklifte bulunmuştun. Hala geçerli mi? Geçerli. Tamam. Sor o zaman. Ne soracaksan söyleyeyim. Yeter ki beni serbest bırak. Ben kendi izimi kaybederim. Ben sana soru sorayım. Heh. O sırada adamların gelsin. Öyle mi? Tamam. Yürü, tamam. Yürü. Tamam. Yürü. Yürü. Halil İbrahim bırak. Ya gel anlaşalım. Halil İbrahim. Halil İbrahim anlaşalım bırak. Anlaşacağız Nihat Marten, anlaşacağız. Geç. Tamam. Sonunda yakalandın dayı. Bakalım bundan da kurtulabilecek misin? Kesin kasaba meydanında asacak seni. Gir içeri. Halil İbrahim yapma. Gir içeri. Ben 24.42. Bir teslimatım var. Konum ve parola istiyorum. İbrahim kimsin sen? Nereye getirdiniz beni? Burası neresi? Burası gökyüzünü göreceğin son yer. Nihat Marten. Nereye gidiyorum? Hani soruyordun ya bana sen kimsin diye. İşte gittiğin yerde kim olduğumu öğreneceksin. Thank you.
beter, eşkıyadan da beter. Sen de Halil İbrahim, sen de Halil İbrahim. Kıvırcık saçlarına. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.